Değerli arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Evet, üçüncü ünitemiz olan şiir ünitesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda nazım birimi, nazım şekli, nazım türü, ölçü ve kafiye şemasından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar redif ve kafiye konusuna detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle redifin ne olduğu ile ilgili bir konuşalım. Redif, mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine verilen isimdir. Yani arkadaşlar bizim bir eke ya da bir kelimeye redif diyebilmemiz için öncelikle bir şart gerekmekte. Okunuşu, anlamı ve görevi aynı olan ek ya da kelime olması lazım bunların. Demek ki eklerin seslerinin aynı olması bizim için yeterli değil. Görevlerinin de aynı olması gerekmekte. Şöyle bir bakalım, redif bulmayla başlayalım mevzumuza. Arkadaşlar redifi nerede arayacağız? Belki oradan başlamak daha doğru olacaktır. Redif ve kafiye mısranın sonlarında aranması gereken ahenk unsurlarıdır. Yani biz mısranın sonlarına geleceğiz. Önce redifi arayacağız. Redifi bulduktan sonra veya redif olmayabilir, ardından da kafiyeyi aramaya başlayacağız. Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı, kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı? Şimdi şöyle kelimemizin köküne bir bakalım. Çark, çarkı, fark, farkı. Bu arada kelimenin kökünde redif olmaz, eklerde redif olur. Ya da sözcüklerin yazılışları ve anlamları aynı ise sözcük halinde de redifle karşılaşabiliriz. Çark çarkı derken burada bir ı eki, fark farkı derken yine bir ı eki var arkadaşlar. Bu eklerin yazılışları aynı. Peki görevleri aynı mı? İkisi de farkındaysanız iyelik eki olarak kullanılmış. O zaman şuradaki ı ve şuradaki ı sesleri redif oluşturmaktadır yorumunu yapmalıyız. Tabi redifi bulduktan sonra biraz sonra yapacağız onları. Geriye doğru ilerleyerek kafiyeleri de bulacağız. Şimdi gelelim buraya. Bizim elde bahar olur, yaz olur, göller dolu ördek olur, kaz olur, sevgi arasında yüz bin naz olur, suçumu bağışla ben sana kurban. Bir önceki videomuzda arkadaşlar kafiye şemasını bulmayı öğretmiştim size. İsterseniz önce kafiye şemasını bulalım. A, 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 B. Bu kafiye şeması aslında bana şunu söylemekte. Ben şu gördüğüm 3 mısra arasında redif ya da kafiye arayacağım. Yani hesaba şurada görmüş olduğunuz mısrayı katmayacağım. Eğer bir önceki videoyu izlememişseniz orada temel kavramlar var. Mutlaka oradan başlayalım arkadaşlar. Evet, yaz olur derken olur kelimesi, olur ve olur kelimesi. Farkındaysanız 3 kelimenin de yazılışı aynı. Anlamlarına bakıyorum. 3'ünün de anlamı aynı. O zaman burada olur kelimeleri bana sözcük halinde redifi vermektedir arkadaşlar. Bakın bir önceki örneğimizde redifimiz ek halindeydi. Ama burada olur kelimesi her bir mısranın sonunda yazılışı aynı ve anlamı aynı. Doğal olarak sözcük halinde redif olacaktır. Devamında kafiyeler de var. Şimdi şuraya gelelim. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Hemen bakalım arkadaşlar yine kafiye şemamıza. A, A, sonra burası B ve burası B. Yine bakmam gereken mısralar şunlar. Bu ikisini kendi arasında, şu ikisini de kendi arasında değerlendireceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz şema bu arada düz uyak örgüsüdür. Onu da yine hatırlatmış olalım. Düz uyak örgüsü. Evet, yollar yollar. Farkındaysanız yine yazılışlarımız aynı. Sözcüklerin anlamı da aynı. O zaman burada yollar sözcükleri redif olarak kullanılmıştır. Bir alt tarafı değerlendirelim. Dinliyordu, serinliyordu. Redif bulurken kelimeyi ekine ve köküne ayırırsanız ekleri daha rahat görebilirsiniz. Eklerin görevleri aynı mı değil mi onu da tespit etmeniz daha kolay olacaktır. Dinliyordu'nun kökü arkadaşlar dinlemek. Ardından yor şimdiki zaman eki ve du ekini almış. Alttaki kelimemiz ise serin, serinlemek, serinliyor, du şeklinde eklerini almış. Şurada gördüğümüz ekler ikisi de görülen geçmiş zaman ekleri. Şuradaki yor eki ve şuradaki yor eki ikisi de şimdiki zaman ekleri.
Bakışlar, redifi sadece buraya kadar olan kısımda arıyoruz. Daha sonra kelime köküne geldiği için buradan sonra redif aramayacağız. Burada your ve do etleriyle redif yapılmıştır yorumunu yapacağız. Bakın ilk ikisini kendi arasına değerlendirmiştik. Burada da diğer 3 ve 4. mısraları kendi arasında değerlendirdik ve rediflerimizi bulduk. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim içine raşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım. Evet, burada da ses benzerliklerimiz var. Kelimelerimizi ekine köküne ayırıyoruz. Yaş, yaşamak, yaşar, ım şeklinde ayırabilirim. Sonra da şaşmak, şaşar ve şaşarım. Aşmak, aşar, aşarım ve yine taşmak, taşar, taşarım şeklinde. Arkadaşlar, ım ekleri farkındaysanız yazılışı ve görevleri aynı olan ekler. Biz bu ekleri ne olarak isimlendiriyoruz? Birinci, tekil, şahıs, eki. Ardından şuradaki R eki geniş zaman ekidir. Şuradaki A eki ise yapım ekidir. Yaştan yaşamak fiilini türetmiş olan bir yapım ekidir. Güzel. Şimdi buraya geldim. Ar geniş zaman eki. Ar geniş zaman eki ve ar yine geniş zaman eki. Arkadaşlar, ben şu ikisini birleştirip şunlarla evet bu rediftir diyemem. Niye diyemem? Çünkü buradaki A'nın görevi yapım eki olmak. Sadece buradaki R geniş zaman ekidir. O zaman ses benzerliklerinin görevleri birbirinden farklıysa bunlar redif olarak isimlendirilmeyecek. Evet, burada bazı ses benzerlikleri var ama ben bunları kafiye olarak alacağım. Niye? Çünkü ilk başta söylemiştim. Eklerin yazılışları ve görevlerinin aynı olması gerekmekle redif olarak alabilmem için. Ama buradakiyle şu üçü arasında yazılışlar aynı olsa da görevler arasında farklılık olduğu için bunlar redif değildir arkadaşlar. Bunları kafiye olarak değerlendireceğim. Burada redif sadece ım ekinde sağlanmıştır. Şimdi gelelim kafiyeye. Kafiye, mısra sonlarındaki görevleri farklı. Evet, burası önemli. Görevleri farklı olan ses benzerlikleridir. Arkadaşlar, redif ekte ve sözcüklerde olurdu. Kafiye ise ya kökte olacaktır ya da görevleri farklı olan eklerde olacaktır. Hani biraz önce İstiklal Marşı'mızda ekler vardı ama görevleri farklıydı. Ne demiştik? Onlar kafiye olacaktı. Evet, demek ki kafiye görevleri farklı olan ses benzerliklerinde arayacağımız bir ahenk unsuruymuş. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif değil, deli gönül aptal olmuş gezer elif değil, elif değil. Evet arkadaşlar, öncelikle kafiye şemasını bulalım. Birinciye A dedim, sonra B, burası diğerlerinden farklı C ve buraya da yine B dedim. Bu kafiye şeması bana neyi anlatmakta? Ben sadece bu dörtlükte 2 ve 4. mısralar arasında kafiye aramak zorundayım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Deyi, deyi. Evet, bunların yazılışı aynı, anlamı aynı. Elif, 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 elif. Bunların da yazılışı ve aynı, anlamları aynı. O zaman şu kısımlar arkadaşlar ne olarak alınmak zorunda? Redif olarak, çünkü mısra sonlarında yazılışı ve anlamı aynı olan sözcükler sözcük halinde redif oluştururdu. Şimdi tozar kelimesine kadar geldim. Tozmak, tozar ve gezmek, gezer. Şurada gördüğünüz ar eki geniş zaman ekidir. Burada gördüğünüz er eki de geniş zaman ekidir. Evet, şimdi size yeni bir bilgi veriyorum. Arkadaşlar, Türkçe'de ekler eklendiği sözcüğe göre büyük ünlü uyumundan kaynaklı ekin bünyesindeki ünlü harf değişebilir. Yani a eki e sesine dönüşebilir. İşte biz bu A sesinin E sesine dönüştüğü durumları ya da I sesinin İ, U, Ü'ye değiştiği durumları yine redif ya da kafiye olarak almak zorundayız. Yani şu iki ekin sesleri birbirinden farklı olsa da bunun sebebi büyük ünlü uyumu olduğu için bunların görevleri aynı farkındaysanız doğal olarak ben bunlara yine redif diyeceğim. Çünkü her iki ek de geniş zaman eki olarak kullanılmıştır. Bakın, tekrar hatırlatıyorum. A ve yani 1 ve 3. mısralar arasında herhangi bir redif ve kafiye aramıyorum. Sebep nedir? Çünkü bunlar zaten birbiriyle kafiyelenmemiş. Burada B, B olarak ifade edilen yerleri kendi içerisine kafiye olarak değerlendireceğim. Evet, arlar, şurada ar ve erler redif.
Elif, elif değil kısımları redif. Bakın redifleri buldum. Şimdi rediften sonraki kısma bakıyorum. Z, Z harfleri ortak. Burada O harfi var, burada da E harfi var. Arkadaşlar kökteki ünlü değişimlerini sakın ola kafi olarak almıyoruz. Buraya çok çok dikkat ediniz. Burada kökte sadece bir ses benzerliği olduğu için yarım kafiye vardır yorumunu yapacağım. Üstümüzden gelen boran kış gibi, Şahin pencesinde yavru kuş gibi, seher sabahında rüya düş gibi, çağırta bağırta aldı dert beni. Kafiye şamama bakıyorum. Demek ki şurayı dikkate almayacağım. Gibi, gibi, gibi kelimeler arkadaşlar, yazılış ve anlamı aynı. Doğal olarak gibiler burada rediftir. Redifi buldum. Şimdi kafiye aramaya başlayacağım. Ş sesi, Ş ve Ş sesi ortak. I, U ve Ü sesleri kökte değişimi kabul etmiyor idik. Doğal olarak bunları ortak olarak kabul edemeyeceğim. Tek ses benzerliği var. Yarım kafiye. Arkadaşlar umarım yarım kafiyenin ne demek olduğu anlaşılmıştır. Lütfen dikkat edin, önce kafiye şemasının ne olduğuna bakın. Yani hangi mısraları hangi mısralar arasında değerlendireceksiniz, bunu dikkate alın. Ardından da redifinizi bulun varsa, sonra da kafiyeyi ilerleyin. Şurada tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani hocam mısra sonlarında olurdu kafiye ya da redif, ta mısranın başında buldunuz. Arkadaşlar eğer benzerlik varsa biz o benzerliğin ta başladığı yere kadar redif ya da kafiye ararız. Ama farkındaysanız bunların her birinde mısraların sonlarında aradık redif ve kafiyemizi. Şimdi devam edelim tam kafiye ile. Yarım kafiye tek ses benzerliğine dayanan kafiyeydi. Tam kafiye ise iki ses benzerliğine dayanan kafiye olacak. Hemen mısramın sonuna bakıyorum. Yordum, sordum, diyordum. Bakın dum, dum ve dum bunlar. Görülen geçmiş zaman eki, şahıs eki, her birinde aynı. Doğal olarak dum sesleri burada rediftir. Rediften sonra kafiye aramaya devam ediyorum. R ve O. Farkındaysanız 3 mısrada da ortak. O zaman burada or sesleriyle tam kafiye, dum sesleriyle ise redif sağlanmıştır. Yine sona bakalım direkt arkadaşlar. Ezelde, elde, emelde. Zaten şunu dikkate almayacağım. Şurada D... D'ler hep bulunma aleki olarak kullanılmış. D'ler rediftir. Yine redifi buldum. Kelimenin köküne ilerliyorum. Şurada E ve L sesleri. Farkındaysanız her birinde ortak. O zaman E ve L sesleriyle de tam kafiye sağlanmış olacaktır. Geldim üçüncü örneğime. Yaşını, başını, kaşını sevdiğim. Bunu dikkate almayacaksınız. Bakın yaş, yaşı, yaşını, diğerlerini de ayıralım kelime köküne. Baş, başı, başını ve kaş, kaşı, kaşını. Arkadaşlar şuraya kadar olanları redif olarak alacağız. Çünkü yazılışı ve görevleri aynıdır bunların. Redifimi yazdım. Kelime köküne geldim. Aş, aş ve aş sesleri. Bunlarla da iki ses benzerliğine dayalı tam kafiye sağlanmıştır diyeceğim. Evet, umarım anlaşılıyordur sevgili gençler. Zengin kafiye ile devam ediyoruz. Tam kafiye 2 ses benzerliğiydi. Zengin kafiye ise 3 ve daha fazla ses benzerliğine dayalı kafiyeyi ifade etmekte. Bakın yol, yolcu, yolculuk ve soluk kelimeleri var burada. Buradaki look ek, ama buradaki look kelimesi arkadaşlar kelimenin kökünde olduğu için bunların yazılışı aynı dahi olsa anlamları farklı olan kelimeler, anlamları farklı olan ekler. Doğal olarak ben bunları kafiye olarak almak zorundayım. Bakın kelimenin sonundaki look sesleri birbiriyle aynı, görevleri farklı. Doğal olarak ben bunlara kafiye diyorum. 3 ses benzediği için zengin kafiye diyorum. Dere, çemenlere, ere ve ere sesleri yine zengin kafiye oluşturmakta. Biçareyim, yareyim, avareyim. Bakın bunu dikkate almadım. Biçare, şurası ek kısmı, yare ek kısmı burası ve avare burası da yine ek. Bu eklerin yazılış aynı, görevleri aynı, redif dedim. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki are, are ve are sesleri arkadaşlar, 3 ses benzerliği var burada. Doğal olarak bu da yine benim zengin kafiyemi oluşturacaktır. Evet, şimdi gelelim tunç kafiyeye. Arkadaşlar eğer kafiyeyi oluşturan sözcük, mısra sonlarında kafiyeyi oluşturan sözcüklerden bir tanesi diğerinin içerisinde yer alıyorsa bunun adı tunç kafiye olacaktır. Bakın şurada kara kelimesi var.
Kara, Ankara kelimesinin içerisinde yer almakta. O zaman buradaki kafiyenin adı Tunç Kafiye'dir. Aynısı burada da var bakın. Çare kelimesi bir çare kelimesinin içerisinde yer alıyor. Bu da yine Tunç Kafiye örneği olarak karşıma çıkmakta. Demek ki kafiyeyi oluşturan kelimelerin biri diğer Mısra'daki sözcüğün içerisinde aynen yer alıyorsa bunun adı Tunç Kafiye olacakmış sevgili gençler. Son bir kafiye çeşidimiz kaldı. O da cinaslı kafiye. Mısra sonlarındaki sözcüklerin yazılışı aynı. Anlamları da aynıysa biz buna redif diyorduk. Ancak mısra sonlarındaki sözcüklerin yazılışı aynı fakat anlamları farklıysa işte buna cinaslı kafiye diyeceğiz. Niçin konunun a bülbül kapımdaki asmaya ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya. Bakın şu kısımlar birbiriyle aynı değil. Zaten burada redif kafiye aramama gerek yok. Asmaya ve asmaya kısımları birbiriyle aynı. Burada redif ve kafiye arayacağım. Arkadaşlar asmaya derken şurada üzüm asmasından bahsetmiş farkındaysanız, burada da götürseler asmaya derken dar ağacında sallandırmaktan bahsetmişler. O zaman kelimenin yazılışı aynı ama anlam farklıysa burada asmaya kelimeleriyle cinaslı kafiye oluşturulmuştur yorumunu yapmalıyım. Bilmem ki yaz mı gelmiş, niçin açmış gülerken, aklımı kayıp ettim, nazlı yarim gülerken derken bunları yine dikkate almadım. Bakın gül erken, gülerken yazılışlar aynı mı? Evet. Anlamlar aynı mı? Tabii ki hayır hocam. O zaman bu sözcüklerle cinaslı kafiye sağlanmıştı. Evet sevgili gençler, ikinci videomuzun da sonuna geldik. Üçüncü videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Umarım anlaşılıyordur, umarım faydalı oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.